Erşet Salihi, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Genel Merkez binasında Türkmen sivil toplum örgütlerinden bir heyeti kabul etti. Yapılan görüşmede federal hükümetin otoriteyi sağlamasının ardından Türkmen sivil toplum örgütlerinin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı. Türkmen sivil toplum örgütlerinden bir heyet, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Genel Merkez binasını ziyaret ederek Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi ile bir araya geldi. Ziyaretçi heyetin başında Hüseyin Bahattin yer aldı. Türkmen sivil toplum örgütleri ile ilgili proje ve planların ele alındığı görüşmede, Türkmen milletinin her alanda haklarını alması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca federal otorite sağlanmadan önceki dönemde Kerkük'te insan hakları ihlallerine maruz kalan vatandaşların şikayetlerinin teslim alınması da ele alındı. Türkmenili Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Müslüm Kasapoğlu ve Hilal Toplum Sağlığı Derneği Başkanı İstebrak Yazaroğlu görüşme hakkında objektiflerimize konuştu. Türkmen Sivil Toplum Örgütleri olarak değerli abimiz Hüseyin Badi'nin başkanlığında bugün Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etmiştik. Bu ziyarette Sayın Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı'nı Kerkük Milletvekili ile görüştük. Bu toplantıda herkes kendi dalında başkanla fikir alışverişi yaptık. Ben olarak Türkmenli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin başkanı olarak bizim talebelerin, gençlerin sıkıntılarını başkana ulaştırdık. Ve gelecek günlerde projelerimiz nerede? Talebeler için, gençler için arada vakitte ne yapacağı onları konuştuk. Bizim ekipte olan diğer örgütlerin başkanları da var idi. Bizimle avukatlar olsun, öğretmenler birliği olsun, kadınlar birliği olsun. Diğer kuruluşların başkanları olsun. Herkes kendi dalında projelerini, sıkıntılarını, gelecek günlerde ne yapacaktı, projeler nerede onları konuştular. Sağ olsun Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nın güzel fikirlerde bizlere bulunmuştu. Güzel tavsiyeleri var idi bizlere. İnşallah gelecek günlerde bu tavsiyeleri, bu projeleri güzel bir şekilde ardıl vakata yapar gözlerim. Kimin bir mazlumiyeti var ise, kimin bir planı var ise, şikayeti var ise taaddi olunup sözde bize müracaat edebilirdi. İndi kapımız açıktı her zaman. Ben buradan seslenirim bütün milletimize. Kim bir mazlumiyete uğraşıpsa, kim bir taaddiye ulaşırsa bizim kapımıza gelecek, şikayetini yapacak, biz de onun arkasında duracağız. Bir de bilirsiniz önümüzde bir sürü devlet dairelerinde çalışmalar var. Onlar için hazırlık gördük. Bugünden beri Türkmen hakları hiç kimseye şükür olmayacaktı. Anayasada geçtiği gibi haklarımızı elde edeceğiz inşallah. Kerkük